Arkadaşlar merhaba. Premiere Pro'ya hızlı başlangıç derslerinin ilki olan arayüzü tanıma dersine hoş geldiniz. Böyle kısa kısa dersler yapacağım arkadaşlar. Yani kısa derken arayüzden başlayacağız. Böyle basit çene montaj nasıl yapacağız onu falan göreceğiz. Kısa kısa değineceğiz. Daha önceden tek videoda montaj nasıl yapılır diye bir video paylaşmıştım. Onu da şu yukarı koydum. Bakarsanız isterseniz. Bu videoda da hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar için en baştan böyle orta seviyeye kadar montaj nasıl yapabilecekleri, programın mantığını nasıl kavrayabilecekleri ne ve komutları arayüze falan nasıl hakim olabileceklerini göstereceğim. Şimdi ilk Premiere Pro'yu açtığımızda bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi seçeneklerimiz var. Şu File'dan New Project dediğimiz zaman böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada gördüğünüz gibi Name yazıyor. Bu projeye isim verebiliyorum. Şöyle bir isim verdim. Burada gördüğünüz gibi Location var. Buradan Browse'a tıklayıp herhangi bir yer seçebiliyorsunuz. Mesela D diski, C diski. İstediğiniz bir yere kaydedebiliyorsunuz çıktılarınızı. Şurada Renderer. Burada CPU ya da GPU, yani ekran kartınız varsa GPU'yu seçip daha da hızlı render alabiliyorsunuz. Onun dışında burada video, audio ve kayıt seçenekleri var. Bunlar zaten standart ellemiyoruz. Şurada stretch disk var. Burada videonuzda kullanılacak elemanların nerelerde tutulacağı, hangi konularda bulundurulacağı gibi seçenekler var. Bunu da hiç kurcalamamak en iyisi. Proje, yani SMS proje. Proje nereye kayıtlıysa hepsi orada olacaktır. Bu şekilde kalması iyi olacaktır. Onun dışında başka bir şey yok. Okey dediğimiz zaman böyle bir menü geliyor karşımıza. Şimdi burayı bir tanıyalım önce. Şimdi gördüğünüz gibi 4 ana bölümden oluşuyor. Öncelikle burada import, yani dosyalarımızı aktarabileceğimiz yer. Ya çift tıklayıp buradan dosyamı seçip alabilirim ya da masa üstünden böyle sürükleyip de bırakabilirim. Şurada timeline'ımız var. Buraya sürükledikten sonra bu sefer buradan timeline'ı sürükleyip burada gerekli düzenlemeleri yapabiliyorum. Burada çıktısını görebiliyorum. Yani son halini bu ekranda görüyorum. Burada yine FX Control, ses ve düzenleme yapabildiğim bir ekran var. Yani burada düzenleme yapabiliyorum. Ayrıca burada da yapabiliyorum. İkisinden birini seçebilirim istersem. İstersem kesme işlemi burada yaparım. İstersem burada yaparım. Burada kullananlar da var. Burada kullananlar da var. Ben şahsen burada kullanıyorum. Burada dediğim gibi mesela video sürükledik. Onun seçenekleri oluyor. Mesela ses seçenekleri, effects seçenekleri gibi seçenekler oluyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi edit yaparken işimize yarayacak tool'lar var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu üstte gördüğünüz şu menülere tıklayınca gördüğünüz gibi layout'umuz, yani arayüzümüz değişiyor. Yani mesela FX'e tıklayınca FX ile ilgili ayarlanmış bir arayüz geliyor. Audio'yu seçince audio ile ilgili arayüz geliyor. İstersek tabii ki bunları böyle alıp farklı yerleri sürükleyip bırakabiliriz. Yine şöyle şuradan window workspace, buradan reset to save
layout dersek böyle sıfırlayacaktır tekrardan. Arayüzü tanımış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste hemen böyle basitçe bir dosya import edeceğiz. Ve çok basit bir şekilde montaj nasıl yapılır onu göreceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki ders görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın.